İlber Ortaylı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Kitap 8 ana bölümden oluşuyor ve içerisinde Atatürk'ün yaşamı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu yer alıyor. Bölümler arasında Atatürk'ün gençliği, askeri eğitimi, Birinci Dünya Savaşı, Milli Mücadele Dönemi ve İnkılaplar Dönemi bulunuyor. İlber Ortaylı, Osmanlı'yı yeniden keşfetmek. Eğer ki tarihe birazcık ilgi duyuyor iseniz, sizi çok sıkmayacak, dili akıcı ve tüm merakınızı giderecek bir derleme. Osmanlı'yı sadece bir bakış ile değil de birkaç bakışla aktarıyor. Akıllarda soru işareti bırakmadan tarihe daha farklı bakmanız için bir olanak sağlıyor diyebiliriz. İlber Ortaylı, Cumhuriyet'in ilk yüzyılı. İsmail Küçükkaya'nın sorduğu sorular ve İlber Ortaylı'nın cevapları ile şekillenen kitapta, Babı Ali baskını ile başlayan darbeleri, yürürlüğe giren yasaları, Türkiye'nin temel sorunları olan Kürt sorunu, irtica ve daha birçok konuya el atıyor. İlber Ortaylı, Cumhuriyet'in doğuşu. Kitap Türkiye'nin modernleşme sürecinde Doğu illerinin yaşadığı dönüşümü detaylı bir şekilde ele alıyor. Kitap Türkiye'nin modernleşme sürecinin genel hatlarına da değinerek okuyuculara kapsamlı bir bakış açısı sunuyor. İlber Ortaylı, Yakın Tarihin Gerçekleri. İlber Ortaylı'nın yaptığı konuşmalardan ve röportajlardan derlendiği bu kitap birden fazla konuya değinmektedir. Kitap milliyetçiliğin Osmanlı'ya etkilerinden başlar. Sultan Vahideddin, Atatürk, İttihat ve Terakki Cemiyeti ve son olarak Osmanlı'dan günümüze elit kesim bölümüyle sonlanır. İlber Ortaylı, Defterimden Portreler. Kitapta tarih ve kültürdeki çeşitli önemli kişilikleri kısa ve etkili portrelerle tanıtarak geniş bir zaman dilimindeki toplumsal ve kültürel değişimlere ışık tutuyor. İçinde ülkemizden ve tarihten birçok isim bulunuyor. İlber Ortaylı, Eski Dünya Seyahatnamesi. Bu kitap eski dünya coğrafyalarını ve kültürlerini kapsayan kısa ve bilgilendirici bir seyahatname. Kitap, İlber Ortaylı'nın tarihi gözlemlerini ve medeniyetlere dair önemli ipuçlarını sunuyor. İlber Ortaylı Seyahatnamesi. Bir tarihçi, gezip gördüğü yerlerde nelere dikkat eder ve gezi yazılarında nelerden bahseder? Ortaylı'nın rehberliğinde ülkeler gezmek nasıldır? İlber Ortaylı Seyahatnamesi, bu gibi soruların cevabını verecek nitelikte bir eserdir. İlber Ortaylı, Osmanlı Devleti'nde Kadı. İlber Ortaylı'nın Osmanlı Devleti'nde Kadı kitabı, Osmanlı kadılarının yargı sistemi içindeki görevlerini ve toplumsal etkilerini inceliyor. Kitap, kadıların Osmanlı toplumunda adalet ve düzen sağlamadaki önemli rolüne odaklanıyor. İlber Ortaylı, Osmanlı Devleti'nde Alman nüfuzu. İlber Ortaylı, yarı sömürgecilik sisteminin ilk mimarı olarak nitelendirdiği Almanya'nın 20. yüzyılın başında çöküş süreciyle dağılma süreci arasında bir yerlerde seyreden Osmanlı İmparatorluğu'yla kurduğu ilişkileri, yarattığı nüfuz alanını, tarihin yeterince ele alınmamış konuları kitapta işliyor. İlber Ortaylı, İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı. Kitap, Osmanlı İmparatorluğu'nun 19. yüzyıldaki zorlu dönüşümünü, iç ve dış etkileri özlü bir şekilde ele alır. Ortaylı, bu dönemin siyasi, ekonomik ve kültürel değişimlerini anlatarak, Osmanlı'nın gerileme sürecini detaylı bir şekilde anlatır. İlber Ortaylı, Türkiye'nin Yakın Tarihi. İlber Ortaylı, Türkiye'nin bölünmelerinden düşmeyen anayasa tarihimizden seçimlere, Birinci Dünya Savaşı'nın acı sonuçlarından, İkinci Dünya Savaşı'ndaki denge politikasına, Enver Paşa'nın komutanlığından, İsmet İnönü, Adnan Menderes çatışmasına kadar birçok konuda yakın tarihimizin dönüm noktalarını farklı bakış açısıyla ele alıyor. İlber Ortaylı, Türklerin Tarihi. Kitap, Ortaylı'nın konferanslarda yoğunlukla aldığı sorular çerçevesinde şekilleniyor. Türklerin Orta Doğu sahnesine çıkışı, devlet anlayışı, İslam'la tanışmaları, dünya tarihindeki yerleri, alfabesi ve dilini içeren 16 bölümden oluşuyor.
İlber Ortaylı, Türklerin Tarihi. Bu kitapta Marmara'da küçük bir beylik olarak doğan, gelişen ve kuruluşunun üzerinden 150 yıl geçmeden Balkanlarda ve Ege'de hakimiyet tesis eden, Akdeniz dünyasının son muhteşem imparatorluğu olan Türk İmparatorluğu'nun üç kıtaya yayılmasına şahitlik edeceksiniz. İlber Ortaylı, Türklerin Altın Çağı. Ortaylı bu kitabında Türk tarihindeki zengin dönemleri vurguluyor ve Orta Asya'dan Anadolu'ya uzanan kültürel mirası inceliyor. Emrah Safa Gürkan, Sultanın Casusları. Osmanlı İmparatorluğu'nun istihbarat faaliyetlerini rakipleri Habsburg ve Venediklilerle karşılaştırmalı bir şekilde ele alan bu kitap, orijinal yerli ve yabancı belge ve kitabi kaynaklara dayalı olarak hazırlanmıştır. Emrah Safa Gürkan, Ezbere Yaşayanlar. Kitapta insanların neden benzer davranışlar sergilediğini, alışkanlıkların kökenlerini, kültürle biyoloji, geçmişle gelecek, gelenekle yenilik arasındaki çekişmeyi merkeze alarak inceleniyor. Emrah Safa Gürkan, bunu herkes bilir, yazarın tarihin ilginç ve bilinmeyen yönlerini mizahla anlattığı bir kitaptır. Kitapta tarihi olayların ve kavramların aslında uzun süreçlerin sonucu olduğu ve tarihin devamlılık gösterdiği vurgulanır. Emrah Safa Gürkan, Cumhuriyetin 100 ismi. Yazarın Cumhuriyet'in kuruluşunda rol oynayan 100 kişinin portrelerini anlattığı bir kitaptır. Kitapta Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Kurtuluş Savaşı'nda, devrimlerde, emeği geçen isimlerin hayat hikayeleri yer alır. Emrah Safa Gürkan, Cumhuriyet'in 100 günü. Yazarın Cumhuriyet'in kuruluşunda yaşanan önemli olayları ve Mustafa Kemal'in stratejilerini anlattığı bir kitaptır. Kitap, 23 Nisan 1920'de TBMM'nin açılışından, 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'in ilanına kadar geçen 100 günü ele alır. Halil İnalcık, Atatürk ve Demokratik Türkiye. Ünlü tarihçinin Atatürk devriminin tarihsel arka planını, evrelerini ve etkilerini anlattığı bir kitaptır. Kitapta, Atatürk'ün Anadolu'da nasıl bir milli direniş örgütlediği, nasıl yeni bir Türk devleti kurduğu, nasıl cumhuriyeti ilan ettiği ve nasıl inkılapları gerçekleştirdiği anlatılır. Halil İnalcık, Milli Mücadele Tarihi, yazarın 1908-1923 yılları arasında Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ve Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğini anlattığı bir kitaptır. Kitapta Meşrutiyet'in ilanından başlayarak Dünya Savaşı, İzmir'in işgali, Erzurum ve Sivas Kongreleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı, Kurtuluş Savaşı, Saltanat'ın kaldırılması ve Lozan Antlaşması gibi önemli olaylar ve süreçler detaylı bir şekilde ele alınır. Halil İnalcık, Osmanlı tarihinde efsaneler ve gerçekle, ünlü tarihçi Halil İnalcık'ın Osmanlı tarihinin kaynaklarında yer alan abartılı veya yanlış bilgileri eleştirel bir bakış açısıyla incelediği bir kitaptır. Kitapta Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan 17. yüzyılın ortalarına kadar 18 farklı konu incelenmektedir. Tarık Zafer Tuna'ya Atatürk ve Atatürkçülük. Atatürk'ün hayatını, liderliğini, fikirlerini, devrimlerini ve Türk toplumuna yaptığı katkıları anlattığı bir kitaptır. Aynı zamanda Atatürkçülük fikrinin Türk toplumu üzerindeki etkilerini de inceler. Necmettin Alkan, II. Abdülhamit. Osmanlı İmparatorluğu'nun 34. padişahı ve son mutlak hükümdarı olan
II. Abdülhamid'in hayatını, dönemini, siyasetini, icraatlarını ve mirasını anlattığı bir kitaptır. Kitap, II. Abdülhamid'in şehzadeliğinden ölümüne kadar olan bütün konuları kapsamaktadır. Kazım Karabekir, İstiklal Harbimizde Enver Paşa İttihat ve Terakki Erkanı. Kitapta Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminde etkili olan İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin liderleri ve Enver Paşa'nın milli mücadele sırasındaki faaliyetlerini belgelere dayanarak anlatmıştır. Necmettin Alkan, Karikatürlerle Sultan II. Abdülhamid. Kitapta 2. Abdülhamid'in karşılaştığı iç ve dış sorunlar, yaptığı reformlar, devlet yönetimi, dış politika, kültür, sanat, din, propaganda ve gerçek arasındaki ilişkisi gibi konular ele alınmaktadır. Kutul Amare 1916. Kitap, 1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin İngiliz-Hint birliklerine karşı kazandığı büyük zaferi anlatan bir tarih kitabıdır. Kitap, Mehmet Yaşar Ertaş ve Hacer Kılıç Aslan tarafından hazırlanmış, İlber Ortaylı ve Azmi Özcan'ın yazılarıyla başlamaktadır. Malazgirt Zaferi, Bin Yıllık Miras. Kitap, Selçuklu Sultanı Alparslan'ın ve Bizans İmparatoru Romanos Diogenes'in hayatlarını, kişiliklerini, siyasi ve askeri stratejilerini karşılaştırmalı olarak değerlendirmektedir. Ayrıca, savaşın Abbasi halifesi, Türkmen beyleri, Ermeni ve Kürt halkları üzerindeki etkileri de irdelenmektedir. Uğur Altuğ, Osman Bek. Kitap, Osmanlı Devleti'nin kurucusu olan Osman Bek'in hayatını, kişiliğini, stratejilerini ve icraatlarını arşiv belgeleri ve diğer kaynaklardan yararlanarak anlatmaktadır. Kitap, Osman Bek'in karizmatik liderliği ve kurumsal yapılanma süreçleri üzerinde durmaktadır. Erkan Göksu, Selçuklular, Muhteşem Çağın Mütevazi Çocukları. Kitapta, Selçukluların Türk tarihinin hangi kırılma anlarını yaşadığı, devlete adını veren Selçuk Bey'in hikayesi, Sultan Alparslan'ın liderliği, Nizamülmülk'ün vezirliği ve Dandana Kan Savaşı'nın önemi gibi konular incelenmektedir. Cansu Canan Özgen, Türklerin Serüveni. Kitap, Türk tarihinin önemli çağları, imparatorlukları ve komutanları hakkında alanında uzman tarihçilerle yapılan röportajlardan oluşmaktadır. Kitapta, Hunlardan Osmanlı'ya, Fatih'ten Atatürk'e kadar Türklerin izledikleri yollar, vardıkları coğrafyalar ve daha nice konularıyla Türk tarihinin kendine has, birçok bilinmeyeni aydınlatılmaktadır. Ahmet Taşal, Gökbörü'nün İzinde. Kitap, yazarın 20 yıldan fazla süren araştırma ve seyahatlerine dayanarak, Türklerin kökeni, kültürü, inancı, siyasi ve askeri faaliyetleri, devlet yapısı, kurumları, sanatı, edebiyatı ve bilimi gibi konuları akademik bir yaklaşımla ele almaktadır. Ian Hughes, Attila Hun İmparatoru. Kitap, Attila'nın hayatını, karakterini, motivasyonlarını ve Avrupa tarihine etkisini anlatmaktadır. Kitap, Hun İmparatorluğu'nun Asya'daki köklerinden, Avrupa'ya göç edişlerine, Roma İmparatorluğu'yla ilişkilerine, askeri başarılarına ve sonuçlarına kadar geniş bir perspektif sunmaktadır. Philip Freeman, Julius Caesar. Kitap, Roma İmparatorluğu'nun kurucusu olan Julius Caesar'ın hayatını, kişiliğini, stratejilerini ve Avrupa tarihine etkisini anlatmaktadır. Kitap, Caesar'ın soylu bir aileden gelmesine rağmen, kurnazca hareket ederek kariyerinde ilerlediğini, Roma'nın en önemli generali, hatip, yazar ve siyasetçisi olduğunu, Kleopatra ile yaşadığı aşkı, rakipleriyle kurduğu ittifakları ve sonunda nasıl suikaste uğradığını gözler önüne sermektedir. Patrick Hunt, Hannibal. Kitap, yazarın 3 kıtada yaptığı araştırma ve seyahatler sonucunda Hannibal'ın gençlik yılları, Roma'ya karşı savaşları, askeri başarıları ve sonuçları gibi konuları akademik bir yaklaşımla ele almaktadır.
Jonah Lendering, Büyük İskender. Kitap, Makedonya Kralı. Büyük İskender'in hayatını, kişiliğini, stratejilerini ve Avrupa tarihine etkisini anlatmaktadır. Kitap, hem Batı hem de Doğu kaynaklarından yararlanarak İskender'in peşinden büyülü bir yolculuğa çıkarmaktadır. Michael Fisher, Babürlüler. Kitap, 16. yüzyılda Hindistan'da kurulan ve 3 asır boyunca hüküm süren Türk-Moğol kökenli Babürlüler İmparatorluğu'nun siyasi, kültürel ve askeri tarihini anlatmaktadır. Kitap, Babürlülerin ataları olan Emir Timur'un Delhi fethinden Babürlülerin Avrupa nüfusunun 2 katı bir nüfusa ve Hindistan'ın büyük bir bölümüne hakim olmasına kadar geniş bir perspektif sunmaktadır. Martin Rady, Habsburglar. Kitap, Avrupa'da asırlar boyunca hüküm sürmüş olan Habsburg Hanedanı'nın siyasi, kültürel ve askeri tarihini anlatmaktadır. Kitap, Habsburgların nasıl sıradan Alman asillerinden Avrupa kıtasının en önemli hanedanlarından biri haline geldiklerini, üzerinde güneş batmayan bir imparatorluk kurduklarını, ancak sonunda Birinci Dünya Savaşı'nda dağıldıklarını göstermektedir. Andrew West, Birinci Dünya Savaşı Tarihi. 1914-1918 yılları arasında yaşanan küresel çatışmayı 250'den fazla fotoğraf, harita ve çizimle anlatan bir kitaptır. Kitap, savaşın siyasi, askeri ve toplumsal yönlerini Avrupa'dan Orta Doğu'ya, Afrika'dan Asya'ya kadar geniş bir coğrafyada ele almaktadır. Owen Booth ve John Walton, İkinci Dünya Savaşı Tarihi. 300'den fazla fotoğraf, harita ve görselle anlatan bir kitaptır. Kitap, savaşın siyasi, askeri ve toplumsal yönlerini Avrupa'dan Orta Doğu'ya, Afrika'dan Asya'ya kadar geniş bir coğrafyada ele almaktadır. Kont Galeazzo, Savaş Günlükleri. Kitap, İtalya'nın İkinci Dünya Savaşı'na girişini, savaşın seyrini, sonuçlarını ve etkilerini Mussolini'nin damadı ve Dışişleri Bakanı olan Ciano'nun gözünden anlatmaktadır. Arif Cemil, Talat Paşa'nın Son Günleri. Kitap, İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin liderlerinden Talat Paşa'nın İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Almanya'ya kaçışını, oradaki hayatını ve 1921 yılında bir Ermeni tarafından suikast sonucu öldürülmesini anlatmaktadır. Selim Erdoğan Hain. Roman, İstanbul'un işgal altında olduğu bir dönemde İngilizlerle işbirliği yapan bir Türk zabiti olan Ahmet Muhtar'ın hikayesini anlatmaktadır. Enver Paşa'nın kendi kaleminden yazdığı bir tarih kitabıdır. Kitap, Enver Paşa'nın gençlik, öğrencilik ve subaylık yıllarından ikinci meşrutiyete uzanan dönemi anlatmaktadır. Kitapta, Enver Paşa'nın Balkan Savaşı'nda Edirne'nin kurtarılışında, Baba Ali baskınında, İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin liderliğinde ve Dünya Savaşı'na girişinde oynadığı rolü okuyabilirsiniz. Talat Paşa'nın anıları, Talat Paşa'nın kendi kaleminden yazdığı ve Alpay Kabacalı'nın günümüz Türkçesiyle sunduğu bir tarih kitabıdır. Kitap, Talat Paşa'nın İttihat ve Terakki örgütü içinde yükselişini, İkinci Meşrutiyet'ten Birinci Dünya Savaşı'na kadar Osmanlı Devleti'nin yaşadığı olaylara tanıklığını ve son olarak Berlin'de suikaste uğrayışını anlatmaktadır. Afet İnan, Atatürk hakkında Hatıralar ve Belgeler. Kitap, Atatürk'ün pek çok konudaki görüşlerini, Türk Tarih Kurumu'nun kuruluşunu, Türk kadınının modern toplumdaki yerini almasını anlatmaktadır. Kitap, Atatürk'ün mektupları, fotoğrafları ve tanıklıklarıyla zenginleştirilmiştir. Falih Rıfkı Atay, kitap, Cemal Paşa'nın karargahı olan Zeytin Dağı'ndan adını alır. Yazar,
Bu kitapta Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküşünü, İttihat ve Terakki'nin iç çekişmelerini, Arap coğrafyasındaki siyasi ve sosyal durumu, dini ve kültürel çatışmaları, kendi gözlemleri ve duygularıyla aktarır. Falih Rıfkı Atay, Çankaya. Yazarın Ankara'daki tanıklıklarını anlattığı 1922-1937 yıllarına odaklanan anı kitabıdır. Atatürk döneminin siyasi, kültürel ve sosyal değişimlerini kapsar, önemli olayları ve kişilikleri aktarır. Şevket Süreyya Aydemir, Tek Adam, Cilt 1. Kitap, Atatürk'ün doğumundan 1919 yılına kadar olan dönemi kapsar. Bu dönemde Atatürk'ün eğitimi, askerliği, siyasi faaliyetleri, Balkan Savaşları, Birinci Dünya Savaşı ve milli mücadeleye hazırlığı anlatılır. Şevket Süreyya Aydemir, Tek Adam, 2. Cilt. Bu kitapta Atatürk'ün 1919-1922 yılları arasında yaşanan Kurtuluş Savaşı dönemi ele alınır. Bu dönemde Atatürk'ün Samsun'a çıkışı, Erzurum ve Sivas kongreleri, Amasya görüşmesi, Ankara'ya gelişi, TBMM'nin açılışı, Sakarya Meydan Muharebesi, Büyük Taarruz ve İzmir'in kurtuluşu gibi önemli olaylar anlatılır. Şevket Süreyya Aydemir, Tek Adam, Cilt 3. Bu kitapta Atatürk'ün 1922'den ölümüne kadar olan dönemde yaptığı inkılaplar, anlaşmalar, geziler, siyasi mücadeleler ve şahsi hayatı detaylı bir şekilde ele alınır. Kitap, Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti'ni nasıl kurduğu, yönettiği ve geleceğe hazırladığı konusunda kapsamlı bilgiler verir. Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye'nin ilk yılları. Mustafa Kemal Atatürk'ün 1924-1938 arasında yaptığı büyük çoğunluğu meclis açılış konuşmalarından oluşan bir kitaptır. Bu kitapta yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti'ndeki tüm yenilikleri, eğitimden sanayiye, tarımdan şehirciliğe, ekonomiden diplomatik ilişkilere, tüm gelişmeleri, kısacası bir ülkenin kendini var etme çabasını yıl yıl adım adım kurucusunun ağzından okuyoruz. Mehmet Akif Ersoy, Safahat. Safahat, Mehmet Akif Ersoy'un 7 kitaptan oluşan şiir serisidir. Bu kitaplarda şair, Osmanlı Devleti'nin yıkılışını, Kurtuluş Savaşı'nı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ve inkılaplarını, İslam'ın ve Türk milletinin değerlerini, fakirlik, acı, merhamet, vatan sevgisi gibi temaları işler. Yılmaz Özdil, Son Cüret. Kitap 1919-1922 yılına kadar olan milli mücadele dönemini kapsar. Bu dönemde Atatürk'ün Samsun'a çıkışı, Erzurum ve Sivas kongreleri, Ankara'ya gelişi, TBMM'nin açılışı, Sakarya Meydan Muharebesi, Büyük Taarruz ve İzmir'in kurtuluşu gibi önemli olaylar anlatılır. Nutuk, Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2. Kongresinde okuduğu ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ve Kurtuluş Savaşı'nı anlattığı tarihi bir eserdir. Kitap, Atatürk'ün 1919'da Samsun'a çıkışından 1927'ye kadar olan dönemde yaşanan olayları, karşılaştığı zorlukları, izlediği politikaları ve gerçekleştirdiği devrimleri kendi bakış açısıyla anlatır.